Yıllardır da söyleyebilirim. Yani zaten işte burada hani iki milletvekili var şu anda hani programa katılan. Zaten onlar kendilerini ifade ediyorlar. Muhalefet partilerinin temsilcileri. Onlara söyleyeceğim bir şey yok. Ama tekrar şunu söylüyorum. Yani birkaç yüz milletvekiline kaderimizi terk edemeyiz. Etmeyeceğiz, etmiyoruz. Tabii ki eleştireceğiz. Tabii ki tenkit edeceğiz. Tabii ki hatalarını söyleyeceğim. Bundan daha doğal ne olabilir? Bunun için kimsenin iznine de ihtiyacımız zaten yok. Doğal olarak. Yıllardır bunları söyleyebilirim. Ben orduda görevliyken, hani Kışla dedi ya Sayın Vekil, Kışla. Kışla'da bile, orduda bile bu kadar kurşun asker yönetimini görmedim. Bu konuda AKP, CHP, gelecek bir ayrımı da yapmıyorum. Böyle siyasi partiler olmaz. Zaten vekil de onu söylüyor. Evet. Böyle siyasi parti olmaz. Böyle siyasi partilerle zaten ülkenin geleceği selamete çıkamaz. Ben şunu söylüyorum, tekrar ediyorum. Biz halk olarak yönetime katılmadığımız sürece selamete çıkmamız şansı yoktur. Yoktur. Onun için onu bunu şu veya bu davranışı nedeniyle kahraman ilan etmekten artık vazgeçelim. Yapılan çoktan yapılmış olması gereken bir şeydi zaten. Evet, ikinci turda tekrar size geleceğim Sayın Solmaz Türk. Süreyi doğru kullanmak açısından. Şimdi arkadaşlarım da bir fotoğraf verecekler ekrana. Ziyaret. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Çam Sakura'da şu anda madencilerle görüşüyorlar. Biliyorsunuz Çam Sakura'da yaralılar var. Hem yaralıların aileleriyle de görüşüyorlar. Bir aradalar. Geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar. Bu fotoğraflar da yeni geldi. İlk kez Halk TV'de görüyorsunuz bu fotoğrafları. Evet. Ve stüdyomuzda yeni konuğumuz var. Hemen kendisini de tanıtayım. HDP Grup Başkan Vekili Sayın Meral Canış Beştaş. Biliyorum bir saattir Bakırköy'de dönüp duruyorsunuz. Maalesef burası biraz zor bir yer. Evet. Ama aramıza katıldığınız için mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Biraz soluklandıracağım sizi. O arada Fikret Bila'ya gideceğim. Fikret abi, haftaya yeni transferler olacak diyorlar. Siz bilirsiniz o işleri. Kimler nereye gidiyor acaba? Şimdi İpek, önce şu bilgiyi vereyim. Şimdi Sayın Fıkı Babayla ilgili istifa oylaması çarşamba günü yapılacak, ayın 26'sında. Orada Selçuk Bey'in söylediği gibi iktidar grubunun nasıl davranacağını göreceğiz. Bu istifa orada oylanacak. 26'sında çarşamba günü. Evet, çarşamba günü. Şimdi tabii şunu da söylemeden geçmeyeyim. Yani istifa aslında tek taraflı sonuç doğuran bir tasarruftur. Başkasının bir makamı veya bir heyetin onayına bağlı olmaması gerekir. Bu 12 Eylül'ün getirdiği bir tedbirdir. Milletvekilleri istifasının meclis çoğunluğunun tarafından oylanması hukuki olarak bana doğru bir yöntem gibi gelmiyor. Bir insan istifa etme iradesini gösterdiyse zorla o partinin milletvekili veya üyesi olarak tutulamaz. Bunu da kayda geçirmek lazım. Şimdi ifade edildi, ben çok kısa tekrarlayayım. Sayın Fıkı Baba milletvekili veya belediye başkanı olmak için AK Parti'nin desteğine ihtiyacı olan biri değil. Urfa'da çok sevilen bir hekim olduğunu biliyoruz. Yoksullara yardım eden, onları sağlığına kavuşturan, hekimliği paraya çevirmeyen. Bu nedenle bir destekçisi var Urfa'da. Belediye başkanıyken de böyle çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla istese bağımsız milletvekili olabilir bir güce sahip ve parti bağımlılığı zayıf olan bir kişi. Ancak da bir ayrılırken yaptığı açıklama önemli. Bu ahlaki bakımdan, siyasi ve ahlaki bakımdan beraber olmak istemediğim insanlar dedi. Bu tabii çok geniş bir tavır ama ben Ankara kulislerine dayanarak şöyle bir özet yapabilirim. Şimdi giderek AK Parti milletvekillerinde partilerini savunma noktasında bir zayıflık var. Giderek zorlaşıyor AK Parti'yi savunmak. Milletvekillerinin sokağa çıkma, esnafla, vatandaşla yüz yüze konuşma, siyaset yapma olanağı hemen hemen bitmiş gibi görünüyor. Sokaklarda artık eskisi kadar AK Parti milletvekili görmüyoruz. Esnaf ziyaretlerinde görmüyoruz. Vatandaş ziyaretlerinde görmüyoruz. Mahalle kahvelerinde görmüyoruz. Çünkü AK Parti milletvekillerini AK Partili vatandaşlar dahil sıkıştırıyor vatandaşlar. Bunun üç önemli kaynağını söylemek istiyorum. Birincisi
ekonominin artık dibe vurmuş olması ve AK Parti'nin izlediği ekonomi politikasının zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan ve gençlerin de gelecekten umudunu kesen bir politika olduğu artık anlaşıldı. Artık gençler, genç evliler bir ev alalım, bir araba alalım gibi bir hayale kapılamıyorlar. Bunu söylemek lazım. Bunu artık AK Parti milletvekilleri savunamıyor. İkincisi, AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerine giderken milletvekili grubunu önemli ölçüde değiştireceği söylentisi var. Yani mevcut kadroyla değil de yenilenmiş, belki biraz gençleştirilmiş bir milletvekili kadrosuyla gitmeyi hesapladığı şeklinde veya düşündüğü şekilde duyumlar var. Bu duyumlardan rahatsız olan milletvekilleri de var. Yani bir daha milletvekili olma şansını kaybedeceğini düşünen milletvekilleri var. Bunun da bir olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve üçüncü olarak kulislerden söyleyebileceğim, bu istifanın arkası gelecek deniliyor. Bugün ben de çok çaba gösterdim ama isim telaffuz etmiyorlar. Bir iki isim telaffuz eden siyasiler oldu ama onları doğrulatmadan, kendilerine sormadan ifade etmek doğru olmaz. Ama şöyle bir ölçü söylediler İYİ Parti kaynakları. Artık her hafta çarşamba günü grup toplantısında İYİ Parti'ye bir katılım olacak. Sayın Akşener her hafta bir rozet takacak. Bu rozet takılacaklar arasında mevcut milletvekilleri de olacak, eski milletvekilleri de olacak, siyasi ağırlığı olan insanlar da olacak. İYİ Parti'de böyle bir hamle var. Böyle her hafta bir katılım töreni yapacak başvuru olduğunu ifade ediyorlar. Ben bundan sonrası için ancak bu bilgiyi pek verebilirim. Ama isim zirketmem şu aşamada mümkün değil. Evet, çok teşekkür ediyorum Fikret abi. Evet Barış, şimdi şunu soracağım. Sonra reklamdan sonra da devam edeceğiz. Tamam. Çelebi ile Çelebi'nin parti değiştirmesiyle Fakı Baba'nın parti değiştirmesi farklı şeyler mi? Tabii farklı şeyler. Yani neden? Mehmet Ali Çelebi şöyle bir kere hani herkesin zaten dikkat ettiği bir nokta var. Mehmet Ali Çelebi milletvekili olmak için parti değiştirdi. O milletvekili olma gerekçesine vatan, millet, bayrak gibi ya da işte PKK'yla, FETÖ'yle mücadele gibi böyle alıcısı bol cümleler her ne kadar serpiştirse de hem perde arkasından bildiklerim hem de dışarıdan analiz olarak gördüklerime baktığımda yeter ki hem emekli maaşını alayım hem milletvekili maaşını alayım, o milletvekili koltuğunu devam ettireyim derdindeydi. Mehmet Ali Çelebi'ninki öyleydi. Ama Fakı Baba meselesinde ben Fakı Baba'nın rahatsızlıklarının bazılarını biliyorum. Özellikle 14 Haziran 2018'de Urfa'nın Suruç ilçesinde Şen Yaşar ailesine yaşatılan meselenin perde arkasında Fakı Baba'nın çok büyük bir rahatsızlığı vardı. Biliyorsunuz ki Şen Yaşar ailesinin hem bir baba hem iki çocuğu katledilmişti. Ve orada Urfa'da bu cinayetin üstü kapatılıyordu. Çünkü cinayette başka bir Urfa AKP milletvekili Halil İbrahim Yıldız'ın yakınları bizzat rol oynamıştı. Keza yakınları tutuklandı. Hı hı. Büyük bir baskıyla tutuklandı. 4,5 yılda ancak hastanedeki lincin iddianamesi yazıldı ve tutuklandı. Hatırlayın, o dönemler terör olayı canım. Bunlar terörist zaten. O Şen Yaşar ailesi terörist diyerek işin cinayetin üstünü kapatmak, hatta meçhullaştırmaya çalıştırmışlardı. Sonra ne oldu? Fakı Baba işin perde arkasını öğrendi. Kendi deyimiyle söylüyorum. Gitmiş Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşmuş. Ya bakın, bu öyle değil bu olay. Hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle diyor. Hem bu Halil İbrahim Yıldız bizzat bu işin içinde. Ve hani yanıltıyorlar herkesi diyerek bir çaba içine girdi. Bakın şey enteresan. Daha bugün birkaç saat önce Şen Yaşar ailesinin resmi Twitter hesabından, resmi sosyal medya hesabından tam da bu meseleye bir parmak basılıyor. Diyor ki, adalet nöbetimiz Urfa Adliyesi önünde 591. günde devam ediyor. Biliyorsunuz Emine Şen Yaşar hem eşini hem çocuklarını kaybeden bir anne olarak orada nöbette. Ortada bir insanlık suçu var. Bu suçu işleyenler iktidarın arkasına saklanmış. Bu durumdan birçok milletvekili rahatsızdır. Bu zulüm devam ettikçe istifalar gelmeye devam edecek. Bakın, Fakı Baba'nın, bir milletvekilinin evi 50 kişi tarafından basıldı, biliyor musunuz yakın bir zaman? Sırf bu Şen Yaşar ailesi soruşturmasında gösterdiği meseleden dolayı Halil İbrahim Yıldız, yani o diğer Urfa milletvekili arasındaki husumetten kaynaklı. Ve Fakı Baba hem çevresine hem de baktığınızda, mikrofon uzattığınızda
can sıkıntısını, öfkesini çok fazlasıyla dile getiriyordu. Bana kalırsa istifasında aynı yerde bulunmak istemediği, siyaseten ve ahlaken birlikte çalışamayacağım derken biraz da bence bunları işaret etti. Evet, teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arasına girelim, sonra başka konularla devam edeceğiz.